Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere Binance bölümündeki cüzdan kısmının kullanımından bahsetmek istiyorum. Bundan sonraki videoda borsadan borsaya koyun transferlerinden bahsedeceğim ve ondan sonra da marjin bölümüne artık geçeceğiz. Şimdi cüzdan bölümüne girelim. Bizim bakiyemiz şu anda neredeymiş arkadaşlar? Burada üst kısımda paneller var. Özet kısmına tıkladığınızda şu anda bakiyenizin nerede olduğunu görebilirsiniz. Bakın burada TL karşılığı gözüküyor. Bakalım bunu değiştirebiliyor muyuz? Ayarlara gelelim. Para birimim TRY burada. Bunu ben USD yapayım. USD yaptığımda bakalım ne olacak? Geri geldim geri geldim. Cüzdan kısmına geldiğimde artık gördüğünüz gibi bakiyem Dolar cinsinden gözükmeye başladı. Şuradaki yaklaşık değerinde dolar cinsinden görebilirsiniz. Burada hatırlatma yapayım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz değer yaklaşık değer. Yani birebir karşılığını vermeyecektir. Bunun birebir karşılığını görmek için mesela elinizde BnB var diyelim ya da Bitcoin var diyelim daha doğru olsun. Bitcoin elinizde mesela bir Bitcoin varsa buraya gelip bir yazdığınızda şu aşağı kısımda ne kadara denk geldiğini görebilirsiniz. Alsat kısmından gerçeklerini birebir görebilirsiniz arkadaşlar. Burası gecikmeli değer. Fazla da gözükebilir burada. Az da gözükebilir bakiyeniz. Onun için burayı çok dikkate almayın. Bu kısımlar da aynen o şekilde. Burada bakiyenizin nerede olduğunu bulabilirsiniz. Mesela bakın benim izole marjinde çok küçük bir miktar bakiyem varmış. Spotta da çok küçük miktar bakiyem varmış. 25 USDT şeklinde. Kazan bölümünde 700 USDT varmış şu anda bu hesapta. Bu şekilde nerede olduğunu özet kısmından görebiliyorsunuz. Mesela spotta ben bir işlem yapmak istersem bakiyemin spot cüzdanımda olması gerekiyor mesela burada 25 USDT varmış al satımlar kısmına geldiğimde bakın burada spot sekmesi var benim USDT burada gözükmesi lazım işlem yapabilmem için evet burada gözüküyor sıkıntı yok yani ben şu kısımda USDT yazdığımda buradaki tüm coinlerle işlem yapabilirim çünkü elimde USDT var ve bunu burada kullanabiliyorum. Ama marjin bölümüne tıkladığımda bakın yine USDT adı altında burada USDT bakiyem gözüküyor ve hiç yok burada. benim burada işlem yapabilmem için bakiyemi buraya transfer etmem gerekiyor arkadaşlar. Ya da vadeli işlemler kısmına gelelim. Vadeli işlemler kısmında şu anda USDT futures'dayız. Yani burada sadece USDT kullanabiliyoruz arkadaşlar. E USDT varken şu anda gözükmüyor. Benim bakiyem USDT olduğu halde burada gözükmüyor. Yapmanız gereken şey buradaki transfer tuşuna basmak. Ya da arkadaşlar cüzdan bölümüne girdiğinizde vadeli işlemlere mi aktarmak istiyorsunuz? Buna tıklayın. Buradaki transfer tuşuna tıklayın. Ondan sonra arkadaşlar burası önemli kısım. Transfer yaparken üst tarafa bakiyenizin olduğu kısmı alt tarafa da transfer etmek istediğiniz yeri koymanız lazım. Bunların yerini şuradaki tuşa basarak değiştirebiliyorsunuz. Mesela spot cüzdanımdaydı benim bakiyem. Buradan elimde olan coin'i buldum ve buradan Max'e tıkladığımda arkadaşlar artık bakiyem gördüğünüz gibi vadeli işlemler cüzdanıma gelmiş oldu. Şimdi burayı yenilediğimde bakiyem burada gördüğünüz gibi 25 USDT gözüküyor. Tekrardan alım satımlara girelim. Spot'a geldiğimde artık burada gördüğünüz gibi USDT bakiyem kalmadı. Yani ben burada işlem yapamıyorum şu anda. Şimdi ben buraya nasıl bakiye aktarabilirim? Buraya bakiye aktarmak için arkadaşlar yapmanız gereken şey cüzdan kısmına gireceksiniz. Bakiyenizi nereye çekmek istiyordunuz? Spot cüzdanına. Buraya gelin arkadaşlar. Transfer'e tıklayın. Ondan sonra ne demiştim ben? Üst tarafta bakiyenizin olduğu kısım olması lazım. Şöyle yerini değiştirip buradan bakiyem neredeydi benim? USD marjindeydi. Buna tıkladım. Aşağıda da spota çekmek istiyorum. Tamam. Max dedim ve transferimi onayladım arkadaşlar. Artık bakiyem nereye gelmiş oldu? Bakalım gördüğünüz gibi spot cüzdanıma geri gelmiş oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Burada izole marjin var. İzole marjini transfer etmek için yapmanız gereken şey cüzdana gelin. Özet kısmından izole marjine tıklayın. Transfere tıkladığınızda üst tarafta paranızın olduğu kısım olması lazım. Alt tarafta da nereye transfer edecekseniz bunu bulmanız lazım. Bunun çok detaylı göstermeyeceğim arkadaşlar. Çünkü daha marjin bölümünü kullanmayı öğrenmedik. Ama yine de bunu bir bilin. Ee, mesela burada ne yapmamız lazım? USDT. Şuraya tıklayıp USDT'yi seçiyorum. Yanlışlıkla siz buraya aktardığınızı varsayıyorum arkadaşlar. Çünkü izole ve çapraz marjin ayrı şeyler. Şimdi alış satımı geldiğimde burada bakiyem gözükmüyor. Marjin bölümüne geldiğimde marjin aktardığım halde arkadaşlar yine burada bakiyem gözükmüyor. Mesela bunu izole yapayım yine gözükmeyecektir. Çünkü aktardığımız yer izole marjin olduğu için coin bazlı oluyor. Biz nereye aktardık? Bakalım hemen. Özet kısmına geliyoruz. Bakiyemiz nerede gözüküyor? İzole marjinde. Bakın burada bakiyemiz. Buna tıkladım. Buradaki transfer tuşuna basıyorum arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Bakalım spot spot'a tıkladığımda transfere tıklarsam bakalım bunu seçebiliyor muymuşuz? Gördüğünüz gibi buradan izole marjini seçemiyoruz. Çapraz marjin var sadece. Bunun yerini değiştirelim. USDT yapalım. Bakın çapraz marjinde benim bakiyem gözükmüyor. Bu izole marjini özel. İsterseniz bu şekilde kullanabilirsiniz tüm şeylerde. Buradan paranızı çekmek için arkadaşlar özete gelin paranız izolede mi? İzoleye tıklayın sonra buradaki transfer tuşuna tıklayın. Bu alt kısmı üst tarafa getirmeniz lazım çünkü paranız burada arkadaşlar. Buradan bakiyenizi seçiyorsunuz ve max'a tıklayıp artık bakiyenizi transfer edebilirsiniz. Şimdi tekrardan spot'a geldiğimde gördüğünüz gibi bakiyen buraya aktarılmış oldu. Buralar biraz size İlk başlarda karışık gelebilir. Bunları biraz kurcalayıp öğrenmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kesinlikle bu cüzdanı kullanmayı öğrenmelisiniz. Eğer hala kafanız karışıyorsa benim açıklama kısmındaki Telegram grubuma katılıp takıldığınız yerde yardım isteyebilirsiniz arkadaşlar. Burada birçok bölüm var. Mesela kazan bölümü var. Burada stake ya da launch pool yaptığınızda burada gözükür. Burada bir ton yer var arkadaşlar. Bunların kullanımını öğrenmeniz gerekiyor zamanla. Ben yine anlatmaya başladıkça bu, bu kısımları sizlere bunları da kullanımını göstereceğim. Şimdi bir sonraki videoda Binance'ten başka borsalara ve Binance'ten Binance'e para transferini göstereceğim sizlere arkadaşlar. Ama bundan önce bilmeniz gereken şey para transferini yapabilmek için e, bakiyenizin spot cüzdanında olması gerekiyor. Yani başka bir borsaya gönderecek olsanız da, Binance'ten Binance'e de transfer edecek olsanız, bakiyenizin spot cüzdanında olması gerekiyor. Bundan dolayı cüzdan kullanımını göstermek istedim ilk başta. Umarım sizler için yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.